Şimdi sen çok hazırlandın geldi. Ama bunu bitireyim ne olur. Bak çok hazırlandın geldi evet. Ya onun için. Bana neyi anlat biliyor musun mesela bugün? Bu kayıt dışındayız ya. Evet. Normal konuşuyoruz zaten diğerlerini. YouTube çekiyorsun. Bana de ki önümüzde biz kuantum diye bir şey vardı. Çift yarık deneyi. Muantum gibi bir şey geliyor. Daha şeyler. Yani bana bunu anlat. Ben bilmediğim bir şey olsun o da. Ya, varsa. Şöyle atom altı parçacıklarının da aşağısındaki sistemi çözmeye çalışıyorlar ama şu anda o dereceye gelmedikleri için zaten diz çökmüş durumdalar. Hiç değilse bununla ilgili bir hani teori var mı? Şöyle çok ilginç bir şey söyleyeyim. Evet. Yayın yaptığımız insanlardan bir tanesi yine bu MIT'den ve çok ünlü bir bilim insanı Joshua Bach. Şu anda mesela en popüler insanlar işte kuantum fizikçileri yanında nörobilimciler ve yapay zekacılar Amerika'da ve dünyada. Joshua Bach da şöyle söylüyor. Arkadaşlar bunların hepsi halüsinasyon diyor. Aynen öyle. Mesela bak. Bak hepsi halüsinasyon. Tamam şimdi. Şimdi biz yayın yaptık onunla. Ben dedim ki siz dedim yani İbn Arabi Hazretleri'ni okudunuz mu? Dedim ki dedi ki bana Rumi'yi okudum. Yani Mevlana Hazretleri'ni okumuş. Zaten Alman kökenli olduğu için çok okuyan bir adam. Bir de dedim ki, derin olmuştur. Aynen öyle. Ve adam bilgisayarcı olduğu için şimdi Ertan abi yani ben mesela keşke bilgisayarcı olsaydım. Şimdi nörobilimci, bilgisayarcı ve kuantum fizikçisi aynı anda olabilseydim olmak isterdim. Bir kere şöyle söyleyeyim. Hakikat ehli dediğimiz hani tasavvuf, sufilerde şu var. Bir kere Kur'an'ı biraz fizik, biraz kimya, biraz biyoloji, biraz beyin bilmezsen okuyamazsın. O yüzden sizin dediğiniz divinity, ilahiyat, Allah'ın biliminden bakın bir kelimenin içinde dahi ayrı değil. Ama ilahiyatı anlayabilmemiz için bizim bilimle ayetleri örtüştürmemiz gerekiyor. Yani Allah diyor ki çok basit bir örnek vereceğim. Bakın Rum suresi 23 olması gerekiyor. Onlar gündüz ve gece uyurlar diyor. İbn Arabi Hazretleri diyor ki bak burada senin dikkatini çekmedi ama diyor. Burada gece insan uyur, burada gündüz de uyduklarını söylüyor diye. Şimdi biz bunu Joshua Bach'la konuştuk. Dedim ki, adam diyor ki biz diyor rüyadayız, halüsinasyondayız diyor. Tamam diyorum bak, İbn Arabi Hazretleri böyle söylüyor. Çünkü Kur'an'da bu zaten geçiyor. Kur'an'da Eshab-ı Keyf'in rüyaya yatması, yıllar geçmesi, zaman yolculuğu vesaire vesairesi. Özetle bu ikisini... Yani buradan şunu mu anlayacağım? Normalde simülasyon diye bahsedilen yapı aslında bir rüya. Evet. Bu adamın dediğine göre. Evet adam halüsinasyon direkt şimdi şöyle söyleyeyim. Sam Harris dünyanın hani çok en önemli böyle tap nörobilimcilerinden. Diyor ki gerçeklikle direkt bir irtibatınız yok. Bakın gerçeklikle gerçeklik direkt, bak şimdi konu başlıklarımızdan bir tamam. tanesi. Bu evet. gerçeklik kavramı neyi kastederek söyledi adam? Hemen söyleyebilir miyim? Kelimesinin İngilizcesinden Türkçesine. Konuların değişti değil mi? Yok değişmedi. Geri getirmeye çalışıyorum. Ama şimdi abi sizin zaten sorularınız hani muhteşem ve benim tam hani üstünde durmak istediğim şey. Şimdi bakın gerçeklik onların reality. Tamam reality. Evet. Bunun hani Latincesi res kökünden geliyor. Demin konuştuk ya Latince meselesini. Res. Res ne demek biliyor musunuz? Şeyler yani eşya demek. Adam diyor ki bizim gördüklerimiz bu dünyada aynı bir bilgisayarın ekranındaki gibi bir şeyin temsilleridir. Biz işte buna, Kur'an buna misal diyor, misal. Biz size misallerle anlatıyoruz diyor. Zaten mesele ala diyor ki o tam bir şeydir. Yani neydi? Yani bir misaldir, misal alemi dediğimiz, real san değildir yani. İşte ya. Evet san diyor. Ve mesela zaten abi bak yani. Misal. Simülasyon kelimesiyle bakın harfleri bile yani misal simülasyon yani şunu söylemeye çalışıyor. Ben şu anda sizin temsilinizle ben şu anda muhatabım. Avatar mıyım ben? Siz avatarsınız. Okey? Biz hepimiz peki, şimdi bak şimdi o ayetin başında senin de olacak bir şey var. Rum suresi 27. ayet. 27. Evet. O çok ilginçtir o. Mesela şey diyor. Ve huvellezî yubdi'ul halka sümme yu'idu. Yani sürekli yaratıyor ve dağıtıyor. Ve arkasında diyor ki Allah'ın misali alemi bu Allah'a da çok basittir. Çok kolaydır. Çok kolaydır. Çünkü bir simülasyondur bu. İstediği an, istediği şekilde evirip çeviriyor kainatı. Her dakika ve her zerre. Sonra ki onun için ala büyük misaller vardır diyor. Yani hep misallerden bahsediyor. Biz onu anlayalım diye. Evet. Hatta Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam bu dünya diyor bir rüyadır. Diyor ki insanoğlu uykudadır. Ölünce uyanır. Ölmeden önce ölünüz buradayken. Ben şimdi hemen buna çok önemli bir felsefecinin
33 numaralı videoyu gösterebilir miyiz? Gelebiliyor ona bağlayabilir miyiz? Tamam, geliyormuş. Yalnız bir şey söyledin, o gele dursun. Tamam. Dedin ki biz avatarız. Evet. Ben Mehmet Ali Bulut'la yapmış olduğum 2008'de programda. Evet. Türkiye'de daha avatarın ağzı konuşulmazken, evet, Avatar 2045 diye bir proje anlattım. Millet benle ya bu adam ne diyor filan derken, şimdi herkes Avatar projesi, evet, ve 2045 konuşuyor. Şimdi bir şey söyledin, şimdi filmi bile yapıldı ama bu projeyi ben kendim tabii yalnız Amerika'da bir hasbelkader bir yerde dolaşırken gördüğüm, ya burada ne yapıyorlar diye gittim. 2045 Dimitri Iskov diye bir tane genç çocuğun yapmış olduğu projeyi izledim. Oradan kalanları da işte not aldık, broşürler. Böyle bir şey geliyor diye hani 2008'de Mehmet Ali Bulut'la yapmış olduğumuz programlarda da onları konuştuk. Şimdi bak, bir şey dedin. Dedin ki sen avatarsın. Evet. Şimdi benim gibi adama bu soruyu sorarsan gerçeğim nerede diye bir cevap alırsın. Gerçeğiniz bu. Şimdi siz biz buradayız değil mi? Evet. Abi. Avatarımız ama... mı? Yok, şu anda hani şimdi avatar olmadığımızı düşünüyorum. Tamam, okey. Biz buradayız. Gerçeğimiz tamam. Burada diyorsun. Şu anda bizi Kırşehir'de, Eskişehir'de, efendime söyleyeyim Erzurum'da. Dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerinde insanlar bir ekrandan izliyorlar mı? Evet. O ekrandaki biz miyiz? Değiliz tabii. Neyimiz? Yansımamız. Bir taneyiz ama her yerdeyiz. Şu anda biz ana stüdyodayız. Fakat yansımalımız başka bir yerde. Olan şey bu. Bizim sorumun aslımız, cevabı değil. Aslımız? Evet. Allah'ın bilincinde. Heh, tamam. Okay? Burası yalnız bilinçtedir. Diyor. Evet. Tamam. Muhtemelen Arabi'ye göre ayağını sabitedir. Evet, ayağını, evet, sabite. Yani burada özellikle onu söylüyor, ayağını sabite. Evet. Ayağını sabite bizim asıl numunelerimizin bulunduğu yerdir. Evet. Evet. Diğerleri avatardır. Eğer, evet, avatar tabirinden hani kastettiğimiz bizim yansımamız. Bir benzetme yapmak. Yani bugün bizi, evet, izleyen herkes Hazreti Peygamber anlasın, dahi kendi avatar haliyle geldi. Çok... Nitekim, evet, Hazreti Peygamber de bir avatar olarak geldi buraya. Nitekim dedi ki dünyanızdan bana üç, evet, şey sevdirildi. Yani sizin ben bu dünyadan değilim. Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi dedi. Yani geldi, vazifesini yaptı ve gitti. Öyle bakmak lazım. Bana sonuç sizin olarak sen de aynı şeyi yapacaksın. Vazifeni yapacaksın. Evet. 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 Şimdi videoyu alabilir miyiz? Evet, gelebiliyor mu arkadaşlar? Hazırmış. Geliyor. Before you die, then when you die, you won't die. And that's what mystical awakening. Eğer şimdi ölürsen, does, öldüğünde ölmezsin. Onun için ölmeden önce ölünüz diyor. Şimdi, evet, bunu söyleyen dünya çapında Ken Wilber bir felsefeci. Fakat bunu zaten Resulullah söylemiş aleyhissalatü vesselam. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Şu an nörobilim camiasının, mesela David Chalmers'la biz bir şey yaptık. Cognitive scientist. Aynı zamanda zihin üzerine çok ciddi çalışmaları olan bir bilim adamı. Aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla şu an nörobilim camiası şunu biliyor. Gerçeklik kavramı hiç de bizim düşündüğümüz gibi bir şey değil. Bu benim için niye önemliydi biliyor musunuz abi? Şimdi bizim, bak hemen geçiyorsun. Özür dilerim. Şimdi ben cımbızcıyım ya, tamam, çektim. Tamam, çektim. Bizim gibi bir şey, bildiğimiz gibi bir şey değil. Evet. Ne gibi bir şey? Tamam, işte, onu anlatmak istiyorum ama tamam, o zaman da çok... Anlatman lazım. Tamam. Şimdi, çünkü öyle bir geçtiğin zaman yok, bir şey biliyorsun, biz bilmiyoruz. Yok. Oldu. Şimdi, evet, ben öncelikle Ali Bulut da diyor geldik kardeşim. Şöyle bir, evet, şey söylemek istiyorum. O zaman şimdi tabii ben birçok hazırlık yaptım. Gerçeklik kavramında demin demiştik ya, rest, reality. Kur'an'da ise ve tasavvufta hakikat geçer. Yani kelime olarak hak. Varlığını o bizim hani ayağını sabitedeki programdan alan yansıma. Her şey hak ile yaratıldı. Siz buradaysınız, ana stüdyodasınız ama bambaşka bir yerde sizin bir yansımanız var. Ve sizin o yansımanız, şöyle hatta bir tane video öyle ayarladım, onu gösterebiliriz. Sanıyorum bir numarayı da verebilir miyiz bir onunla beraber? Geliyor. Çok önemli. Bir, evet, numara da gelsin lütfen. Evet. Şimdi geldi. Şimdi bakın, arkadaki kadın kendisi. Fakat virtüel realite gözlüğüyle beraber... Önündeki onun avatarı. Tamam. Şimdi öndeki avatar şöyle diyor. Kimsin ya sen? Ben ayrıyım, sen ayrısın. Tamam mı? İkilikten bahsediyor. Fakat fişi çektiğin zaman ne oluyor? O görüntü vup kendi asli hakikatine geri dönüyor. Hani estenzübillah, ırci ila rabbiki, buradayken Rabbine dön. Özetle
Şimdi bunun içinde bence çok önemli bir nokta var ki tartışılması gereken şey. İşte gördünüz ki bakın kendine şahit oluyor. Hani biz kendimize şahit oluyoruz ya. Bakın kendini gözlemliyor. Şimdi öndeki kadın Japonca konuşan versiyonu o arkadakinin. Ve onun holografik versiyonu. Yani bir virtual reality gözlüğüyle birlikte evet. Kendisinin kopyasını. Geçen bu, evet. İsmail Çetin diye bir kardeşim.